We have a preliminary missile trajectory moving north, northeast from Turkey to the Soviet border, sir. All our missiles are accounted for, sir. The Europeans report no launches. This makes no sense. The target could be anywhere in that triangle, sir. There'd be damn targets in the Soviet Union. Oh my God! Sir, we have a nuclear detonation in the Soviet Union. Mr. President, an unidentified missile, origin Turkey, detonated over Soviet Donetsk at 0530 Zulu. It was not fired by U.S. forces. The Soviets have chosen to launch a strike against us. There has to be a mistake. We certainly wouldn't fire a missile at the Soviet Union. Now, who the hell did? We don't know, sir. It could have been stolen. It could have been a trick. What the hell do you say? Our relations couldn't possibly be better. Sir, our computers show random attack by Russian submarines. Swarm attack on a land-based ICBMs. We need your authority, sir. We need the codes, Mr. President. We are under attack. Bu diyalogların geçtiği Şafağın İlk Işıkları isimli Amerikan yapımı film, nükleer felaketi tetikleyen olaylar zincirini Türkiye'den başlatıyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde çekilen filmin konusu, Soğuk Savaş yıllarının popüler hikayelerinden biriydi. Dost ve müttefik topraklardan, düşmana karşı girişilen saldırı sonucu ortaya çıkan kaos ortamı. From Turkey to the Soviet border, sir. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, NATO, birbirine tam güven ve dayanışma ruhu içerisinde çalışmayı ilke edinmiş uluslararası bir siyasi ortaklık. Kuruluş amacı, hedefi ve ortaklık bağı, askeri işbirliği zeminine oturan ama buradan siyasi ve ekonomik çıktılar elde eden ittifak üyeleri, kurulduğu 4 Nisan 1949'dan bu yana NATO'nun çizdiği rotadan ayrılmadılar, eksen değiştirmediler. İttifak, bazı gelişmeler karşısında stratejilerini güncelleştirse de, Sovyetlerle başlayan doğudaki düşmana karşı güç birliği fikri her dönem sabit kaldı. Strengthening the security of Greeks and Turks in this. Kuruluşundan 3 yıl sonra 1952'de Türkiye ve Yunanistan'ın, 1954'te Batı Almanya'nın bu ittifaka katılmaları da gösteriyordu ki, NATO sadece Sovyet tehdidine karşı kurulmuş bir savunma örgütü değil, aynı zamanda onu çevreleme politikasının da ilk aşamasıydı. Batı Almanya'nın ittifaka katılmasının önemli bir nedeni, Alman iş gücü desteğini almadan bir Sovyet işgaline karşı koymak için yeterince konvansiyonel kuvvet göndermenin imkansız olmasıydı. Buna resmi bir yanıt olarak da Sovyetler Birliği 14 Mayıs 1955'te Varşova Paktı'nı kurdu. Böylece Soğuk Savaş'ın iki tarafı somut biçimde ortaya çıktı. NATO'nun kuruluş amacı karşıdan gelen bu hamleyle meşruiyet zeminini sağlamlaştırdı. The Bosphorus, a 20-mile natural canal linking the Black Sea and the Mediterranean. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Boğazların kontrolüne yönelik çeşitli girişimlerde bulunan Sovyetler Birliği'nin olası işgaline karşı güvenlik arayışına girdi. Türkiye'nin Kore Savaşı için uluslararası koalisyona bir Türk birliğini taahhüt etmesinden bir yıl sonra NATO İttifakı Ankara'ya tam üyelik teklifi yaptı. Şubat 1952'de Cumhurbaşkanı Celal Bayar katılımı onaylayan belgeyi imzaladı. Hemen ardından Adana İncirlik'te hava üssü inşaatına başlandı. İzlediğiniz belgesel nitelikteki bu tanıtım filmi 1964 yılında NATO Enformasyon Dairesi tarafından çekildi. İttifakın Güneydoğu kanadındaki stratejik önemini anlatan Türkiye'nin Umudu isimli 30 dakikalık dokümanterde Sovyetlerin yayılmacı tehdidine karşı bu genç cumhuriyetin nasıl modernleştiği anlatılıyor. She works in the laboratories of the National Nuclear Research Center a few miles from Istanbul. Türkiye'nin atom enerjisi başta olmak üzere
hemen her alanda büyük bir atılım içerisinde olduğu vurgulanan NATO belgeselinde, ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, modern dünyanın ideallerini savunan sağlam bir müttefiktir deniliyordu. Turkey is the strong right anchor of a mutual defense organization. Bugün NATO arşivlerinde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun NATO karargahı için hazırladığı 10 ton ağırlığındaki anıtsal mozaik panonun fotoğrafı dikkat çekiyor. Arşiv fotoğraflarında geçmişte İzmir'de konuşlandırılan Güneydoğu Kara Kuvvetleri Karargah Merkezi ve Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk hizmet binaları görülüyor. Ve NATO bayrağı altında görev yapan ilk kadın savaş uçağı pilotu 1950'lerin başında Türk Hava Kuvvetleri'nden Leman Bozkurt Altınçekic'in gurur fotoğrafı. All ships of any kind bound for Cuba. Haziran 1961'de Türkiye'ye yerleştirilen Amerikan menşeli Jüpiter füzeleri. Küba krizinde Türkiye'ye danışılmadan söküldüğü iddia edilen füzeler. NATO'nun Sovyetler Birliği ile sınırlarını paylaştığı iki ülke olan Türkiye ve Norveç'in 1960'larda düzenli olarak birlikte gerçekleştirdikleri tatbikatlar. Kasım 1965'te NATO üyesi ülkelerin 3500 askerinin katılımıyla Türkiye'de düzenlenen Diyarbakır Karargah Merkezli Doğu Ekspresi tatbikatı. Eylül 1966'da çok geniş bir sahada gerçekleştirilen Bulgaristan sınırındaki Pehlivanköy Karargah Merkezli Marmara Ekspresi tatbikatı. 1973 yılında Varşova Paktı ülkeleriyle denizde savaşma ihtimali senaryolarının tecrübe edildiği Ege Denizi, Akdeniz kıyıları ve adalarda Yunanistan'ın da katılımıyla düzenlenen Derin Hendek tatbikatı ve altyapı yatırımları, NATO birliklerinin hareketine imkan sağlayacak karayolları, deniz ve havalimanları, askeri eğitim kurumları, karargah ve lojistik hizmet binaları. 1980'lerden itibaren Türkiye'deki internet altyapısının öncüsü olacak fiber optik hatlar. Ve bir de Nobel ödüllü Profesör Aziz Sancar'ın yaşam öyküsü. NATO'nun kalkınmaya yönelik bütçelerinde yer alan eğitim bursları sayesinde Sancar'ın eğitimini Amerika'da sürdürmesi ve bilimsel çalışmalarını ilerletmesi. Hepsi NATO arşivlerinden seçilmiş fotoğraf kareleri olarak şimdi örgütün resmi internet sayfasında karşımıza çıkıyor. Tüm bunların yanında Türkiye NATO ittifakının çoğu kanıtlanmamış iddia ve komplo teorileriyle ele alınan tarihsel ilişki boyutu. Türkiye'deki askeri darbelerin bir kısmında NATO'nun doğrudan ya da dolaylı dahli bulunduğunu iddia eden görüşler ve bu görüşlerin ciddiye alınmasına neden olan somut olaylar. Örneğin İtalya'da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen kontrgerilla operasyonu Gladio. Yunanistan'da B8 ya da Koyun Postu, Belçika'da SDRA8, Hollanda'da NATO Command, Batı Almanya'da Gehlen örgütü, Stay Behind ya da Sword, Avusturya'da Schwert, Kılıç, Fransa'da Rüzgar Gülü, İspanya'da Antiterör Kurtarma Grubu GAL, İngiltere'de SBN, Secret British Network. Çık! Türkiye'de ise kontrgerilla veya özel harp dairesi. Bazılarının varlığı ve etkisi açığa çıkarılmış olsa da hemen hepsinin NATO'nun içerisindeki bazı derin yapılarla olan ilişkisini vurgulayan görüşler ya da teoriler. Avrupa Parlamentosu'nun bu alandaki özel soruşturmasına konu olan söz konusu örgüt ya da yapıların demokratik kontrolden kurtulduğu ve NATO ile işbirliği halinde Amerikan gizli servislerince yönetildiği yönündeki bitmek bilmeyen iddialar. Yani NATO 1964 yılında çekilen bu belgeselde anlatıldığı gibi ittifakın bir umudu olmanın ötesinde bazen rüyaları kabusa çeviren girişimlerin arkasındaki gizli güç olarak da tanımlanmakta. 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e, oradan 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte hep gündemde kalan tartışmalar. Komplo teorileri klasörünü bir yana koysak bile, Türkiye NATO'ya çok şey kattı önermesinin arkasından NATO Türkiye'ye ne getirdi sorusu da tartışılmaya değer. Uluslararası bir anlaşmanın taraflarınca oluşturulan bir kulübe üyelik ne kadar değerli, ne derece önemli ya da ne ölçüde riskli olabilir? Eğer anlaşma hükümlerinden biri
Üyelerden birine yönelik tehdit hepimize yöneltilmiştir ve topyekün karşılık vermemiz gerekir diyorsa, o kulübün caydırıcılığı muhakkak ki yüksek ve etkili olur. NATO bu tip örgütlerden vurucu güç kapasitesi itibarıyla en güçlü olanı. Kuruluş ve varlık amacı itibarıyla bir savunma örgütü olarak tanımlansa da, tarih boyunca üstlendiği görevler ve müdahaleler nedeniyle bundan çok daha fazlası NATO. 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra örgüt, Yugoslavya'nın dağılması sürecine karıştı ve ilk askeri müdahalesini 1992-1995 yıllarında Bosna Hersek'te ve daha sonra 1999'da Sırbistan ve Kosova'da gerçekleştirdi. Ardından gelen yıllarda politik olarak eski Varşova Paktı ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Bu ülkelerin önemli bir kısmı 1999 ve 2004'te ittifaka katıldı. Romanya'daki Nisan 2008 zirvesinde NATO, Arnavutluk ve Hırvatistan'ın örgüte üyeliğinde uzlaştı ve bu ülkeler bir yıl sonra NATO'ya katıldı. Ayrıca Gürcistan ve Ukrayna'ya gelecekte örgüte üye olabilecekleri söylendi. 2017 yılında Karadağ, son olarak da 27 Mart 2020 tarihinde Kuzey Makedonya, NATO'ya üye oldu ve örgütteki üye devlet sayısı 30'a yükseldi. Bosna Hersek, Gürcistan ve Ukrayna 2019 itibarıyla NATO tarafından resmi aday olarak tanımlandı. 70 yılı aşkın sürede sadece Fransa ve Yunanistan ittifaktan uzaklaşma kararı aldılarsa da sonradan dönmek için en uygun ortamı kolladılar. Türkiye, Yunanistan'ın dönüş talebinde veto kartını kullanmayarak iki ülke arasındaki sorunların çözümünde İttifaka üyeliğin kolaylaştırıcı olduğunu öngördü. Ne var ki yıllar içerisinde bu siyasi tutumun işe yaramadığı anlaşıldı. Aman dikine çakabilirim! Moskova'nın özellikle Gürcistan ve Ukrayna üzerindeki müdahale ve tahakkümü nedeniyle 2000'li yılların ikinci yarısında NATO'nun strateji belgelerinde Rusya yine öne çıktı. Hemen her zirve toplantısında yine doğudaki hasım ülke ifadesiyle tanımlanan Rusya'ya yönelik askeri işbirliği alanında somut adımlar atıldı. NATO, 2014 Kırım krizinin ardından Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Bulgaristan'da konuşlanacak 5000 kişilik yeni bir öncü güç kurma kararı aldı. Doğu Avrupa'da Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar Rusya'nın önünde adeta bir set oluşturan NATO, Rusya'nın kendi siyasi hinterland'ı saydığı bölgelerde gerçekleştirdiği askeri harekatlar nedeniyle ortaklık yapısını buna karşı güçlendirmeye devam etti. NATO'ya üye ülkelerin silahlı bir saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmelerini öngören 5. maddesi, NATO tarihinde ilk ve tek kez 2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra uygulandı. Bu saldırıların ardından ittifak askerleri, NATO liderliğinde kurulan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü ISAF'ın emrinde Afganistan'a konuşlandırıldı. Örgüt, aralarında Irak'a eğitmen yollanması, korsanlığa karşı operasyonların desteklenmesi ve 2011'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Libya üzerinde uçuşa yasak bölgenin uygulanması gibi çeşitli ek rollerde yer aldı. Please find your seats. NATO üyelerini istişareler için toplantıya çağıran daha az etkili 4. madde ise 4 defa Türkiye tarafından uygulandı. Türkiye, 2003'te Irak Savaşı sırasında, 2012'de Suriye İç Savaşı sırasında silahsız bir Türk F-4 keşif jetinin düşürülmesinin ve Suriye'den Türkiye'ye havan topu atılmasının ardından, 2015'te ise DAEŞ'in ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri nedeniyle 4. maddeyi işletti. Bir kez de Polonya, 2014'te Rusya'nın Kırım'a müdahalesinden sonra 4. maddeye dayanarak olağanüstü istişare talebinde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yeni bir dönem başladı. NATO için paradigma değişmedi. Çünkü ittifak kendisini bu ve benzeri gelişmelere göre hazırlamıştı. Ancak
artan tehdide karşılık İsveç ve Finlandiya'nın da NATO'ya alınması, ittifakın kuzey kanadında oluşacak bloğun caydırıcı nitelik kazanmasını sağlayacak. Bu ülkelerin Türkiye'ye yönelik terör hareketlerini desteklemeyeceğini resmi taahhüde bağlaması, NATO'nun genişleme sürecinde yeni bir kapı aralayacak. Ancak Türkiye'nin geçmişten edindiği tecrübeler, kendi iç güvenliğiyle ilgili itiraz hakkını kullanmasını zorunlu hale getiriyor. Çünkü kulübe üye olmak için önce üyelerin kendi arasında güven tesis etmeleri, NATO müktesebatının getirdiği bir mecburiyet. Bu, NATO'nun üyeleri arasındaki dayanışmaya sahip çıktığını ve güvenilir bir ittifak olduğunu göstermesi açısından da önemli bir test.